Değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Bugün ülkemizdeki son ekonomik gelişmeler hakkında partimizin görüşlerini sizlerle paylaşacağım. Değerli arkadaşlar, seçimlerin üzerinden henüz bir ay bile geçmeden ülke daha önce olduğundan çok daha büyük bir iktisadi bunalımın pençesine düşmüş durumda. Bugün %5'in üzerinde artan kurun bize gösterdiği şey, aslında iktidarın başından beri halının altına süpürdüğü, aslında olduğu halde yokmuş gibi davrandığı şeylerin seçimle birlikte, yani popülist iddialar sonrasında tek tek nasıl ortaya çıktığını bize gösteriyor. Uzun bir dönem boyunca eldeki bütün döviz rezervini yakma pahasına kuru baskılama çabalarının artık yavaş yavaş son bulduğu ve kurun oldukça ciddi bir hızla yükselişe geçtiğini hep beraber görüyoruz değerli arkadaşlar. Bu açıdan seçim öncesinde sözünü ettiğimiz, iktidarın devamı koşullarında ekonominin çok daha kötü hale geleceği, gelir dağılımı eşitsizliğinin giderek boyutlanacağı öngörümüz tam anlamıyla çıkmış durumda. Hem de henüz bir ay bile geçmeden. Değerli basın mensupları, Türkiye'nin içinde olduğu ekonomik kriz bir çöküşe dönüşmüşken iktidar bu defa Süpermen arayışları içerisine girdi. Mehmet Şimşek'in ekonominin başına getirilmesiyle birlikte zannediliyor ve varsayılıyor ki Türkiye'nin temel yapısal problemleri çözülecek ve ekonomi rayına oturacak. Elbette önce sorulması gereken temel şey şudur: ekonomi neden bu hale gelmiştir? Akıl dışı para ve maliye politikalarını ısrarla savunan Erdoğan, faiz sebep enflasyon sonuçtur zihni sinir projesine bağlı bir biçimde Türkiye ekonomisini düşük faiz, düşük Türk lirası ve yüksek kura mahkum etti. Bu dönem içerisinde yaşam maliyeti krizinin özellikle emekçiler, yoksullar açısından ne kadar boyutlandığını, gelir dağılımı eşitsizliğinin ne kadar arttığını, tencerenin kaynamakta ne kadar zorlandığını hep beraber gördük. İşte sanki bütün bu krizin sebebi kendileri değil de başka bir şeymiş gibi dışarıdan ekonomiye bir başka isim atanmak suretiyle varsayılıyor ki ülkedeki iktisadi dengeler düzene gelecek. Öncelikle şunu söyleyeyim. Türkiye ekonomisi süpermenlerle düzelmesi mümkün olmayan bir ekonomidir. Türkiye ekonomisi ancak alternatif bir ekonomi politikasıyla, alternatif bir üretim, alternatif bir paylaşım politikasıyla düzene girebilir. Onun haricinde AKP'nin 2002-2007 döneminde dışarıdan gelen yoğun krediye, sıcak paraya dayalı olarak görece ekonomiyi toparlamış olduğu izlenimi nasıl günün sonunda bir fiyaskoyla sonuçlanmışsa, dışarıdan yatırımcı çekmeye dayalı Türkiye'de ekonomik açıdan üretimin, katma değerli üretimin temel alınmamasını esas alan bu yaklaşım çözüm olmayacaktır. Yani uluslararası alanda dolaşan kredinin borsaya, çeşitli finans aygıtlarına ya da doğrudan yatırım biçiminde Türkiye'ye çekilmesi ülkedeki problemleri asla ve asla çözmeyecektir. Tam tersine aslında kurun üzerindeki baskının giderek azalıyor olmasıyla birlikte kurun yükselmesi ülkede ne yazık ki var olan yaşam maliyeti krizini daha da derinleştirecektir. Özellikle üretici sektörler açısından duruma bakıldığında girdi maliyetlerinin yükselmesi çıktının da yani ürünün de daha fiyatlanmasına yol açacaktır. Bugün TÜİK'in verilerine göre bile bakıldığında TÜİK'in o gerçeği yansıtmayan verileri bile gıda enflasyonunun %50'nin üzerinde olduğunu bize söylüyor. Oysa bu çok çok daha fazla. Şimdi yeni ekonomi programı neyi içerecek ki gıda fiyatlarını düşürecek? Tarımda 21 yıllık zaman dilimi içerisinde yaratmış oldukları tahribat
iki günde onarılabilecek durumda ne yazık ki değildir. Kaldı ki yeni gelecek olan Tarım Bakanı'nın da gıda enflasyonunu düşürmek için ne türden önlemler alacağını bilmiyoruz. Özellikle üretimin giderek azaltılması, tarımın ve Tarım Bakanlığı'nın bir ithalat bakanlığına dönüştürülüyor olması gibi sebepler Türkiye tarımını bitme seviyesine getirdi. Neoliberal siyasetin tarım üzerindeki etkilerini hep beraber yaşadık ve hala yaşıyoruz. Şimdi burada gıda enflasyonunu düşürmek için tedbiriniz nedir? Herhangi üretim artırıcı bir tedbir yok. Mehmet Şimşek'in bu konudaki yaklaşımı ne olacaktır? Sıcak parayı ülkeye çekip sorunları çözmeye çalışmanın dışında bir çözümlerinin olacağı kanısında ne yazık ki değiliz. Dolayısıyla ihracatı artırmak, dış ticaret açığını ve cari açığı azaltmak yollu politikaların kaynağa bağlı olarak bunların sağlanmasına dönük olan politikaların günün sonunda Türkiye'nin çok daha fazla borçlanmasına sebep olacağını ve yoksulluğun, gelir dağılımı, adaletsizliğinin çok daha fazla artacağını bugünden öngörebilmek için kahin olmaya gerek yok. Değerli arkadaşlar, siyasette genel bir kanı vardır. Hep denir ki tencerenin devirmeyeceği iktidar yoktur. Oysa çok önemli tarihsel süreçlerde ekonomik krizin ciddi biçimde boyutlanması umutsuzluğa, mutsuzluğa ve yarınsızlığa mahkum edilmiş geniş kesimlerin otoriter bir lider etrafında yan yana gelme motivasyonunu artırdığı çok görülmüştür. En azından klasik faşizm dönemleri, İtalya ve Almanya'daki faşizm dönemleri bunların çok somut örnekleridir. Ekonomik krize rağmen geniş kitleler iktidarın değişmesi değil, var olan otoriterizmin daha da boyutlanması noktasında eğilimlerini serdedebilirler. Esasında Türkiye'de olan da muhalefetin bir bütün olarak eksiklikleriyle birlikte geniş kesimlerin ekonomik krize rağmen otoriterizmi tercih ediyor olmalarından kaynaklı bir siyasi durumdur. Biz Halkların Demokratik Partisi olarak elbette bugün de yapıyor olduğumuz parti meclisiyle birlikte ve daha sonra da yapacağımız çeşitli düzeylerdeki toplantılarla bunun sağlamasını, bunun hesap alışverişini ve öz eleştirisini kendi adımıza yapacağız. Ancak bundan önce şunu özellikle ifade etmek gerekiyor ki, Türkiye ekonomisinin çözüme kavuşmasının geri planında olan şey, olması gereken şey esasen kaynakların kullanımında, paylaşımda, demokrasinin, yani ekonomide demokrasinin olmasıdır. Açlığın bu kadar boyutlandığı, tencerenin bir türlü kaynayamadığı, işsizliğin giderek arttığı ülkemizde iktidarın bu yaklaşımlarının bu verili durumu daha da fazla artıracağını hep beraber görüyoruz ve biliyoruz. Peki o zaman ne yapmalı? Halkların Demokratik Partisi krizin başından bugüne kadar gelen dönem içerisinde Türkiye ekonomisinin en temel meselesinin özellikle enflasyonla mücadele meselesi olduğunu söyledi. Şimdi deniyor ki iktidar mahvilleri enflasyon düşüş eğiliminde. Özellikle doğalgazın bir maliyet kalemi olarak çıkmış, sıfırlanmış olması sebebiyle enflasyon yine bir Ali Cengiz oyunuyla düşük gösterilecek. Bu büyük olasılıkla Temmuz ayındaki asgari ücret pazarlıklarında da etkisini gösterecek ve asgari ücret açlık sınırının üzerine bir türlü tırmanamayacak. Bizim söylediğimiz şey şudur. Öncelikle sermayeye geniş destekler, sermayeye bir servet transferi yöntemlerini bir kenara bırakarak özellikle en alttakilerin, yoksulların, işçilerin, emekçilerin gelir durumunu düzeltmek için enflasyona yönelik olarak ciddi tedbirlerin alınmasıdır. Bu da ekonomide demokrasiden geçer. Bu aynı zamanda üretimin demokratik biçimde planlanmasından geçer. Özellikle kırsal bölgelerde tarımla iştigal eden vatandaşın ekonomik durumunun iyileştirilmesinden geçer. İşçilerin sendikalarda örgütlenmesinden, bu konudaki
engellerin ortadan kaldırılmasından geçer. Yani Türkiye daha iyi üreten, katma değerli mal üreten ve elde ettiği geliri de kendi içerisinde adaletli bir biçimde paylaşacak bir ekonomik perspektife sahip olmadığı sürece süpermenlerin Türkiye ekonomisini düzenleyebilmesi, Türkiye ekonomisini içinde olduğu krizden çıkartabilmesi mümkün değildir. Biz Halkların Demokratik Partisi olarak neyin nasıl yapılması gerektiğini gayet iyi biliyoruz. Ekonominin nasıl düzelebileceğini gayet iyi biliyoruz. Savaşa, sermayeye, İHA'ya, SİHA'ya aktarılan kaynakların yoksullara aktarılmasıyla birlikte ekonominin düzeleceğini ve ülkemizde herkesin çok daha mutlu olacağını hep beraber görüyor ve teyit ediyoruz. Değerli basın mensupları, günler evet son derece ağır geçiyor. Ancak her olumsuz durumu olumluya çevirecek, buradan demokratik bir ülkeyi yaratacak irademiz, halk desteğimiz ve motivasyonumuz yerindedir. Genel olarak siyasette olduğu gibi ekonomide de bir gölge kabine gibi kabineyi, ekonomi yönetimini bundan sonra da denetlemeye, takip etmeye ve ülke kamuoyuyla yapıcı önerilerimizi paylaşmaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki HDP olarak, Yeşil Sol Parti olarak inanıyoruz ki gelecek günler daha güzel olacak. Halkça adil bir ekonomiyi el birliğiyle yaratacağız diyorum. Teşekkür ediyorum.